Gelelim ekonominin son durumuna. İsterseniz ekonominin son durumunu bundan yıllar yıllar önce Timur Selçuk'un yaptığı bir şarkıyla bir şey yapalım, anlamaya çalışalım. Timur Selçuk'un çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. 70'li yıllarda yazmıştı şarkıyı. Ve de şarkı, şarkının adı Ekonomi Tıkırındaydı. Bilmem hiç izler mi? izledi, izledi dinlediniz mi? Dinlemişsiniz yani. Ekonomi tıkırında, böyle piyanonun başında çok güzel söylerdi her şeyde. Kriz var, kriz var, bunalım var derdi. Sonra ekonomi tıkırında diye aslında biraz hicivde bulunurdu. İş veren zor durumda, işçiyi bağrına basar. Reva mı bu efendim, bunalım bundan doğar. Ekonomi tıkırında diyordu mesela. Demek ki ne yapmalı? Paradan at bir sıfır, artsın öyle fiyatlar, işçi fazla at gitsin. İşsizlik, pahalılık, konjöktür, enflasyon, milletçe fedakarlık, kriz bunalım derken bilançoya bir baktık. Bu yıl iki misli kar. Hayret şu işe bak sen. Nereden geldi bu karlar? Kime gitti bu karlar? <laughs> Şarkının sözleri çok güzel. Ceyinleyemiyoruz burada ama. Timur Selçuk 1980'de yazıp bestelemiş. Sözler de Yılmaz Onay'a ait. Şimdi Aslı 1980'de beslenen bu şarkı 2024'te yani 44 yıl sonra hala güncelliğini koruyor. Ekonomiye baktığınız zaman Gayet tıkırında gözüküyor şu anda. Bugün Merkez Bankası, daha doğrusu tıkırında olacak gibi öyle emareler belirdi. Biz öyle bir tufandan çıktık ki ekonomide. Biz buna nebati tufanı diyoruz. Berat şimşeklerinin patlatıp nebati tufanına dönüştüğü bu tufandan, ekonomik tufandan çıktık. Yani bir şeydeyiz şu anda ya fırtına geliyor ya burada kasırgalar var. Bizde kasırga yok. Şimdi Kaliforniya'da şeyde okyanuslardan kasırga geliyor. Kasırga mevsimi diye bir şey var yani. Kasırgalarda da biliyorsun denizde yakalandım mesela. Cruise ship'tesin. Sallanıyorsun, 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 sallanıyorsun. Fırtınalar, şimşekler bilmem ne şakıyor. Bir noktada böyle gök açılıyor. Bütün bulutlar gidiyor. Deniz sakinleşiyor. Diyorsun ki oh be bitti diyorsun. İşte oraya kasırganın gözü diyorlar. Yani sen kasırganın tam ortasına gelmiş oluyorsun orada. Yani geldiğin kadar bir daha gitmen lazım. Tam ortasındasın ama öyle bir sakinlik var ki. anlıyorsun diyorsun kasırga bitti. Yok bitmedi. Tam kasırganın gözüne geldi. Şu anda sanırım tam oradayız ekonomide. Bir, bir kısmını geçtik. Bir yere geldik. Gemi bir rotasını belirledi. Yanlış rotaya gidiyordu. Kasırganın üzerine doğru gidiyordu. Yani tabii böyle Dolanıyordu kasırganın etrafında daha da daha da daha da. Şimdi kaptan geldi Mehmet Şimşek, Merkez Bankası ekibi dedi ki ya biz böyle dolanıyoruz, Kaosun içindeyiz gittikçe daha da kötü oluyoruz, bütün bizim şey gemi batacak. Dur bir rota belirleyelim, rota neresi? Kurukos adaları. Venezuela'nın açıklarında. Tamam, biz neredeyiz? İşte e, Okyanusta diyelim ki işte sen Bars'tayız. Çevir geminin rotasını. Tamam, artık bir rotamız var. Geldik, geldik, geldik. Şimdi kasırganın ortasındayız. Ve de bir bolluk içindeyiz. Merkez Bankası'na dolar yağıyor. Dünyanın her yerinden dolar yağıyor. İnsanlar dolarlarını bozdurarak Türk lirasına çeviriyorlar. Türk lirasında faize yatırıyorlar. Herkes parasını Türk lirasına çevirip faize yatırıyor. Neden? Bir, biliyorlar ki Türk lirasında faiz yatırıkları zaman bu yeni kaptanın rotasında bu faiz neyse alacaklar. Şimdi dolar mesela nedir? 32 liradan yatırıyor, yatırıyorlar. Hem faizi alacaklar hem de dolar düş, düşüyor, gibi bu rotada. Hem de aldıkları faizin üzerine o kattıkları dolardan daha ucuz şeyde alacaklar doları. Yani win, win. Dünyada faizle baktığınız zaman dolara faiz mesela burada %5 diye biliyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ya da dünya ortalaması yüzde beş gibi yani hani faiz. Şimdi burada bankalar diyor ki ben sana diyor yüzde elli veriyorum diyor. Yüzde altmış Türk lirası üzerinde. E o düşüşü de hesapla yüzde yetmiş. Yani geçen gün şey Rasim Ozan'ın hakkını vereyim en son haberde böyle konuşulacak YouTube'lar yapmaya başladı. Güzel de format yakalamışlar. Diyor ki bu devirde diyor niye ev alırsın diyor. 20 milyon lira ev alsan diyor. Kaş e, kaç liraya kiraya vereceksin diyor. Ver ki 100 bin liraya. 20 bin milyonu sen şu anda bankaya koyduğunda ayda 1 milyon lira alıyorsun diyor. Bir ayda 1 milyon lira alıyorsun. Yani ne kadar ediyor 20 milyon? Diyelim şu anda 20 milyonu böl bakalım şey. Beraber işlem yapalım. Gel. Açıyorum. Kaç lira şu anda dolar? 32 mi? Hep beraber. Bak matematik işlemi. 20 milyon bölü. De ki 33 olsun. 32 olsun düşüyor. 32 nedir? 625 bin dolar. Değil mi? Şu an 625 bin dolar katı, koyuyorsun. 1 milyon veriyorlar. 1 milyon bölü 32 diyelim. Bölü 32. 625 bin dolar koyuyorsun. Ayda 31 bin dolar alıyorsun. Peki normalde kaç alman lazım? Bir düşün. Hani %5'ten. Böyle bir rakam yok yani. Hani böyle bir rakam dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden de dünyadan akın akın para yağıyor. Merkez Bankası da doların çok düşmesini istemiyor. Çünkü ihracatçı perişan. İhracatçı çünkü diyor ki ben burada fabrikam var, üretim yapacağım, yurt dışına satacağım. Dolardan anlaşmışım şu kadar olacak diye dolarda. Bu kadar alacağım ve bu kadara bozulacağım. Şimdi aldığı doları eğer dolar düşerse daha düşeye bozduracak. İyi de abicim burada enflasyon var Türkiye'de. E o enflasyon da büyüyor. Masraflar her, her gün artıyor. Her ay artıyor. yüzde %150 artıyor. Şeyden fazla artıyor. Şimdi e, bankaya koysa faiz bir şey alacak. E, fa faiz alacak. E, şimdi bu adam niye bunu yapsın abi? ya yani Kendi akıllıysa yani. Hani şöyle akıllıysa yani ben yemişim Türkiye'yi bana ne işçinin hali ne olacaksa olsun ya da düşünsen paran var 20 milyon. Şimdi gidip fabrika mı kurarsın bankaya mı yatırırsın? 20 milyon olmasın hadi. 200 milyon olsun. Dur ben bir fabrika kurayım. Burada bu enflasyonist bir ülkede şey yapayım mı dersin? Yoksa ya gel banka yokalım. Aslanlar gibi. Ha ne kadar? Orayı bilmiyoruz. Şimdilik gidiyor. Kaptan götürüyor. Yani o kaptan hani kaptan da biliyor aslında geminin su aldığını. Şimdi kaptana göre gidiyoruz. Bak kaptan doğru bir yere gidiyor. Yanlış anlaşılmasın. Metaforlardan metafor anlatıyorum. Gittiği yer yanlış bir yer değil. Fakat gittiği yol bu fırtınada. Şimdi bu şu anda fırtınanın gözündeyiz. Herkes de bir mutluluk havası var. Tamam abi doğru karar aldık. Doğru bir yere gidiyoruz. Şey yapıyoruz. Buradan e, nasıl çıkacak? Bu gemi oraya nasıl varacak? Orası biraz muamma. Çünkü bu gemiye biraz benzin koy, şey mazot koymak lazım. Ya da kömür yakmak lazım. Değil mi? Elektrikli değilse falan. İşte o kömür nereden geliyor? Ya işte o da biraz devletteki bu sıkılaşma olması lazım. O oluyor mu? Olmuyor. Tasarruf var mı? Yok. Sadece kaptanın yönü belirlediğini görüyoruz. Bir de muavinleri de şey iyi dümen tutuyorlar. Tamam. Fakat ne oraya nasıl varacak? Yolcular ne olacak? Hala e, şu anda onu bilmiyoruz. Ne yiyecek bunlar? Ne içecekler? Bir plan program yok. Ya bunlar oraya gidene kadar ne okuyacaklar? Ne yapacaklar? Nasıl bir eğitimleri alacak? O da belli değil yani.